Merhaba arkadaşlar, ben Doğuhan Elma. Web geliştiricileri için Linux sunucusunun yazarıyım. Kitabı desteklemek adına 5 adet video çekim yapacağız. Burada bu kitabı yazmamdaki temel amaçların bir tanesi, bir webmaster'ın başka kaynaklara bakmadan sadece kitabı referans alarak tüm işlerini yapabilecek hale gelmesidir. Seviyeye kadar gelmesini konu alacağız. Bu yüzden de hem videoları hem de kitap içerisindeki kodları, temel teorileri anlamanız açısından kolay bir platform seçimi olan Digital Ocean'ı seçtim. Şimdi yapacağımız planın görüntüsünü gösteriyorum. Öncelikle droplet oluşturmayı göreceğiz. Arkasından Apache kurulumunu gerçekleştireceğiz. Sonra PHP kurulumunu yapacağız. Dördüncü adımda MySQL kurulumunu yapacağız. Ve en sonunda da Joomla kurulumunu yapacağız. Şimdi birinci adımımız olan droplet oluşturmaya geçiyorum. Burada droplet oluşturma ekranındayım şu an. Bizden bir image seçmemizi istiyor. Burada Linux dağıtımlarının bir listesi var. Biz kitapta CentOS işletim sistemini anlattığımız için CentOS'un en son versiyonu 64 bitli 7.4'ü seçiyorum. Diğer yerlere baktığımızda ise hazır kurulumlar olan One Click APSS denilen, yani tek tıklamayla kurulabilen uygulamalar anlamında gözükmekte. WordPress'i tek tıklamayla kurabilirsiniz. Burada Joomla'yı göremiyorum ben de. Evet, Joomla yok. Snapshot'larla kurabilirsiniz. Önceden almış olduğunuz yedekleri, yeni bir server oluşurken içeriğini oraya kopyalayabiliriz. Ya da bir backup'tan geri dönüş yapabiliriz. Yani backup'ları burada kullanabiliyoruz. Biz Linux dağıtımın olan CentOS işletim sistemin tarafını seçtik. İkinci seçenek olarak ise fiziksel SIPO'muzun, bizim dropletimizin fiziksel boyutuyla ilgili seçenekler mevcut. Burada bizim örneklerimizde 5 dolarlık aylık 5 dolarlık plan bizim için yeterli. Bu planda 512 MB RAM, 1 CPU, 20 GB SSD disk ve 1 TB'lık da veri trafiğine izin veriyor. Kitabın içerisinde volüm, yani disk alanı, yeni disk alanları oluşturma ile ilgili anlatımlarımız yer olduğu için bunları seçmeden geçiyorum. Buradaki adım ise dünyaya yayılmış data center'ların bölgelerini seçmemizi istiyor. Ben Amsterdam 3'ü seçtim. Burada yeni seçenekler seçin diyor. Buradaki ilk seçenek olan Private Network, birden fazla dropletiniz olduğunda dropletlerin anlaşabilmesi için lokal bir network oluşturuyor. Onu geçiyoruz. Oluşturmuş olduğunuz dropletin backup'ı alınıp alınmayacağı noktasında etkin hale getirmeniz için iş yapmanız gerekiyor. İlgili dropletin IPv6'yı destekleyip desteklemediği noktasında bir seçenek. Bu user data dahi, eğer droplet kurulurken bazı kullanıcı ayarlarının da kurulması icap ettiğinde buraya kullanabiliriz. Monitoring, yani izleme, SIPO'muzun kaynaklarının tüketim bir grafiğini sunmakta. Buna göre de tedbirlerimizi alıp dropletimizin fiziksel yapısını dikey ya da yatay genişletebilmemiz için bir gösterge gibi düşünebiliriz. Burada SSI case yöntemi, Digital Ocean'ın da tavsiye ettiği, güvenlik açısından tavsiye ettiği bir özellik. Önceden benim kayıtlı bir SSI case'im var. Bunu seçebilirim ve elimdeki public key ile, elimdeki private key ile ilgili droplete root dışında erişebilirim. Bunu da kitapta anlattık. İlgili güvenlik bölümünde anlattık.
Buraya da geçiyorum. İlgili seçtiğimiz olan konfigürasyonda kaç tane droplet oluşturacaksak burada sayı ve adetini yazabiliriz. Burada hostname seçilmesi için bir seçenek. Aynen bırakıyorum ben burayı. Buradaki de tag, herhangi bir tag oluşturmuşsanız dropletlerinizi taglar aracılığıyla gruplara ayırabilirsiniz. Burada herhangi bir seçim yapmak istemiyorum. Create tuşuna bastıktan sonra 1 dakika içerisinde droplet kuruluyor ve ilgili dropletle ilgili bilgiler e-mailimize ulaşmakta. Şu an maili bekliyorum ben. Evet, dropletimizin bilgileri geldi. Açıyorum. IP adresimiz 188.166.140 imiş. Kopyalıyorum. Username root ve password'u da karma bir şekilde bir dizi haline getirilmiş bir password'umuz var. Şimdi nereden bağlanacağız sunucumuza, dropletimize? Putty aracılığıyla bağlanacağız. İşte buradan kutuyu getiriyorum. IP adresini tıklıyorum. Open diyorum. Open demeden önce sürekli dropletinizi kullanacaksanız dropletinize bir isim vererek, ben kitap diyorum. Save ediyorum. Şimdi kitabı, gördüğünüz gibi kitap oturumu oluştu. Buna load dediğimde buradaki buna karşı gelen IP gelmekte. Open diyorum. İlk defa dropletimize bağlanacağımız için bize bir güvenlik uyarısı geliyor. Buraya evet diyorum. Root kullanıcısıyla girmek istiyorum. Şifremizi alıyorum. Sağ tuşu tıklıyorum. Enter. Sağ tuşu tıklıyorum. Tekrar enter diyorum. Şimdi de bizden yeni şifremizi oluşturmamız isteniyor. Tekrardan şifremizi giriyoruz. Evet, şu an Linux shell'ine ulaştık. İstediğimiz komutları çalıştırıp devam edebiliriz. Bu dersin bu kadar. İkinci derste buluşmak üzere.